Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Hollanda'dan haberlerimiz var. Bunun yanı sıra beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan Türkiye'den önemli bir gelişmeyi sizlere aktaracağım. Eğer siz de geleceğinizle ilgili bir planlama yapmak istiyorsanız, Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Hepinizi çok çok sevindirecek olan bir haberi bugün sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüs döneminde sağlıkçılarımız, doktorlar dünyanın pek çok noktasında ciddi anlamda performans gösterdi. Pek çok ülkede doktorlar günlerce, haftalarca evlerine gidemediler, koronavirüsle mücadele ettiler. Tabii bu zaman zarfında başka hastalıkları olan insanlar da tedavilerini ertelemek zorunda kaldılar. İşte Hollanda'dan bir son dakika açıklaması var. Hollanda'da şu anda sağlık hizmeti almak için bekleyen kişi sayısının 110 bin olduğu söylendi. Değerli izleyicilerimiz, 110 bin kişi şu anda şartların normalleşmesini bekliyor, doktora ulaşmaya çalışıyor. Pek çok hastanede randevu artık maalesef aylar sonrasına veriliyor. Vatandaşın bu sıkıntısının da bir an önce giderilmesi için sivil toplum kuruluşları ve sağlıkçılar da çözüm arıyorlar. Ancak kısa zamanda bunun pekçe çözüme kavuşacağı düşünülmüyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef tablo bu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz sağlık konusu Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da, diğer pek çok ülkede ciddi anlamda sorun. İnsanlar doktora istedikleri gibi kolay bir şekilde maalesef ulaşamıyorlar. Hal böyle olunca da üstüne bir de koronavirüs olunca da ondan sonra doktorlar, hastaneler kilitlendiler adeta. Böyle bir tabloyu ortaya çıkar değerli izleyicilerimiz, çok ciddi bir rakam. 110 bin kişiyi bir şekilde tedavi etmek zorundalar, eritmek zorundalar. Ama bu da pek de kolaya benzemiyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, sağlık dedik, gelecek dedik. İnsanların gelecekleriyle ilgili ciddi kaygıları var. Avrupa'nın, dünyanın pek çok noktasında maalesef ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamakta, gelecekleriyle ilgili adım atmakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda mail alıyoruz, çok sayıda soru ya da çok sayıda öneri alıyoruz. Bunların başında da yurt dışı emekliliği geliyor. Değerli izleyicilerimiz, yaklaşık günde hem Emekli TV'de hem de Türkçe Haber'de günlük 4000 civarında soru ya da yorum alıyoruz. 4000. Vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istediklerini belirtiyorlar. Ben de bu isteğe cevap verebilmek için, vatandaşlarımızdan gelen bu talebi karşılamak için bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz bir adım attık. Şimdi beni kaç yaşında olursanız olun, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, şimdi anlatacaklarımı lütfen çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer geleceğinizle ilgili planlama yapmak istiyorsanız, kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, annenizle ilgili, babanızla ilgili, çocuklarınızla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Bakın, ben geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye'deydim. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey, dedim ki, yurt dışında da insanlar bir şekilde yaşıyorlar, geçiniyorlar ama Türkiye'de de bir gelirleri olsun istiyorlar. Bunun da en kolay yolu emeklilik. 2019 yılında çıkan yasayla pek çok vatandaşımız emeklilik defterini kapattı dedim. Vatandaşımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de emekli maaşı almasının yolu, formülü yok mu dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki, evet dedi, 2019'da yasa çıktı ama hala yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 3500 euro vererek emekli olanlar, 5000 euro vererek emekli olanlar, 10.000 euro vererek emekli olanlar, 15, 20, 30, 40, 50 bin euroya kadar emeklilik parası devlete ödeyerek emekli olanlar var dedi. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den bir şeyler duymuş. İşte çok para ödemek lazım, artık emeklilik olamayız falan. Emeklilik defterini kapattık diyor. Bu çok yanlış dedi. Herkesin şu anda emekli olma hakkı, fırsatı var. Ama önce vatandaş durumunu öğrenecek. Devlete kaç para ödeyecek? Kaç para maaş alacak? Ne zaman, kaç yaşında emekli olacak? Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan, doktordan bedavaya, hastaneye gittiğinde nasıl bedavaya bu hizmetlerden yararlanacak? Bunları bilmiyor. Ondan bundan duymuş. Ben diyor artık emekli olmam diyor. Defteri kapatmış. Şimdi büyük bir müjdeyi veriyorum. Bakın. Sizin de devlete en az miktarda para ödeyerek Türkiye'de en yüksek miktarda maaşı alabilmeniz için çok çok önemli bir gelişme. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı. WhatsApp'tan yazarak şunu yapıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında arkadaşlarımız var. Size hemen cevap verecekler. Peki sonrasında ne olacak? Özgür Bey'le bir randevu ayarlanacak. Görüntülü, canlı olarak cep telefonunuzla Özgür Bey'le konuşacaksınız. Hangi ülkede olursanız olun. Hiç önemli değil. Randevu günü saatinde siz kendisiyle konuşacaksınız. Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin ona sorularınız varsa siz soracaksınız. Özgür Bey daha sonra sizin için 3-4 gün süren bir çalışma yapacak. Bu çalışmadan sonra tekrardan yeni bir randevu oluşturulacak. Yine görüntülü, yine canlı bir şekilde Özgür Bey sizin adeta röntgeninizi çekmiş olacak. Emekliliğe giden yolda ne yapmanız gerekiyor? Ne kadar devlete para ödeyeceksiniz? Ne zaman emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? Eğer 30-40 yaşındaysanız, bu yaşlardaysanız ne yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde size uzun uzun anlatacak. Siz emekli olmaya karar verirseniz Türkiye'ye hiç gitmenize gerek yok. Özgür Bey sizin için tüm müracaatları yapacak. Sizin için SGK'nın tüm formlarını, dilekçelerini dolduracak. Ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bunun için Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar, kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da gençler, bak size söylüyorum. Önce kendiniz, eşiniz için ama anne babalarınızı unutmayın. Bakın emeklilik danışmanlığı alın anne babanız için. Kendiniz için de kaç yaşında olursanız olun. İşte ben gencim, işte daha emekliliğe çok var falan demeyin. Siz hemen emeklilik planlamanızı önce sizin yaptırmanız lazım. Derhal şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattına yazarak emeklilik danışmanlığı almak istiyorum deyin. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Oturduğunuz yerden Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar, bu iş bir emek işi. Bu iş bir emek hakkı. Ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki Özgür Bey, geçmişte vatandaşlarımız çok mağdur edildi. 3-4 bin euro danışmanlık parası aldılar. Dünya kadar vatandaşın parası gitti, emekli olmadı, kandırdılar, dolandırdılar vesaire. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık bu mağduriyetini ortadan kaldırıyoruz. Sadece iki kişinin yemek parasına, sadece 120 euroya Özgür Bey sizin danışmanlığınızı yapacak, tüm işlemlerinizi yapacak, ek hiçbir ücret yok arkadaşlar. Bak yanlış duymadınız. Sadece 120 euro. Ek hiçbir ücret yok. Bütün işlemler de yapılacak. Tüm müracaatlılar, tüm dilekçeler, her şeyi Özgür Bey yapacak. Maaşınız bağlanacak. Ondan sonra da para yok. Öncesinde de yok. Sadece 120 euro. Şimdi hanımlar, anlatacağımı şimdi asıl siz lütfen dikkatli dinleyiniz. Özgür Bey'e dedim ki, Özgür Bey bak dedim. Hanımlar, bizim toplumumuzda maalesef, gerçek bu beyler, kusura bakmayın söyleyeceklerim için, hep ikinci plana bırakıldı hanımlar. Hep erkeklerin arkasında oldu. Önce hanımlar yararlansın bundan. Ve hanımlara indirim var arkadaşlar. Hanımlar eğer eşiyle beraber danışmanlık alırsa 60 euro ödeyecek. Ama eşiyle beraber tek başına alırsa 120 euro yine. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecek, 180 euro ödeyecek. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 60 euro eşinizle beraber eğer danışmanlık alırsanız. Tek alırsanız 120. Şimdi iki kişinin yemek parasına geleceğinizi planlıyorsunuz. Geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yok Ali bunu dedi, Veli bunu dedi falan, yok o devir bitti. Sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili eğer bir işiniz, bir yapacağınız, atacağınız adım varsa işte bu telefon numarası. Ekran altında gördüğünüz bu numara. WhatsApp'tan yazarak iletişime geçeceksiniz. Size randevu verilecek. Şu anda yazdınız bak. Arkadaşlarımız hemen size bir hesap numarası verecek. Bu hesap numarasına 120 euroyu ödeyeceksiniz. Makbuzunu yine WhatsApp'tan atacaksınız. Daha sonra arkadaşlarımız sizi arayacak. Diyecek ki Ali Bey ya da Fatma Hanım, ne zaman hangi tarihte müsaitseniz Özgür Bey için sizinle randevu oluşturulacak denilecek. Özgür Bey ile randevunuz oluşturulacak ve işlemleriniz başlayacak. Sadece 120 euro. Bak, iki kişinin yemek parası, kendin için, ailen için, eşin için bir yatırım yapıyorsun. 120 euro. Başka hiçbir para yok. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Onu söyleyeyim, kısa bir süre için geçerli. Sonra sakın demeyin ki ya Fatih Bey biz işte kaçırdık, fiyat çok yükselmiş falan demeyin. 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Evet değerli izleyicilerimiz, bu fırsat bir daha gelmeyecek. Onu net söylüyorum, 120 euro. Fiyat artacak önümüzdeki günlerde ama vatandaşlarımızdan, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın, bir daha yok. Devamı yok yani, onu size söyleyeyim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok sayıda vatandaşımızın emeklilik işlemleri yapıldı. Emekli maaşları bağlanmaya devam ediyor. Onlara da bizlere güvendikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Siz de bu fırsattan yararlanın. Kaçırmayın. Ya düşünsenize arkadaşlar. 120 euroyu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Siz o kadar ciddi ve önemli bir şey ki geleceğinizi planlıyorsunuz. Şimdi bazıları diyor ki işte Türkiye'de emekli maaşı işte düşük. Hangi ülkede yüksek? Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede yüksek? Yurt dışında yaşayanlar bu hakkını kaybetmesin diye Emekli TV böyle bir şeye öncü oldu, aracılık yapıyor. Acele edin. Acele edin, kaçırmayın. Yani 120 euroya zaten böyle bir şey yok. Bak, danışmanlık yapıyor, işlemleri yapıyor, SGK'ya gidiyor, bütün başvuruları yapıyor. Emeklilikle ilgili bütün işlemleri yapıyor. Ya bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem gidiş geliş en az 500 euro para harcarım. Paran cebinde, evinden, oturduğun yerden yapacağın tek bir şey. Şu anda ekranın altında gördüğün telefon numarasını cep telefonunda kaydediyorsun. WhatsApp'tan yazıyorsun. Diyorsun ki ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Daha ne olsun yani? Evet, Emekli TV'nin izleyicileri için yaptığı özel bir çalışma. Bu fırsattan tüm izleyicilerimizin yararlanmasını rica ediyorum. Çok çok önemli. Çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza mutlaka bu videoyu, bu telefon numarasını iletin. Sadece emeklilik değil, sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen özellikle hanım izleyicilerimizin bundan yararlanmasını istiyorum. Erkekler tabii ki sizde. Gençler sakın kaçırmayın. Bak, bir daha bu fırsat gelmeyecek. Biz genciz, şu bu demeyin. Fırsatı kaçırmayın, benden size söylemesi. Evet değerli izleyicilerimiz, önce sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu, huzurlu bir yaşantınız olsun, ömrünüz olsun. Görüşmek üzere.